arkadaşlar, Ayşe ablayla Eğlenceli Oyuncaklar programına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çıtır'la Kıtır'a da soralım bakalım nasıllarmış. Çıtır'cığım, Kıtır'cığım nasılsınız? Onlar da iyilermiş, size çok selam söylüyorlar, merhaba diyorlar. Bugün yine size bir soruyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdiden hemen yorumlarda hazır olarak bekleyin. Ben sorduğum an cevaplarınızı hemen yazın, olur mu? Suda yaşayan canlılara örnek verebilir misiniz? Kıtır, çıtır. Evet. İlk aklınıza gelen nedir? Balıklar. Tabii ki suda yaşayan bir sürü canlı var. Ama hepimizin aklına ilk gelen şey balıklardır. Peki, önemli bir soru daha. Biz suyun altındayken nefes alamıyoruz değil mi arkadaşlar? Peki balıklar suyun altında nasıl nefes alıyorlar? Hiç düşündünüz mü? Hemen cevapları yazın. Kıtır çıtır. Siz düşündünüz mü hiç? Siz de mi bilmiyorsunuz? Peki ben size söyleyeyim. Bizler akciğer solunumu yaparız. Ama balıklar ve suda yaşayan canlılar solungaç solunumu yaparlar. Yani yaptığımız solunumlar farklı. O yüzden balıklar suyun altında nefes alabilirler. Bu ilginç bilgiden sonra hemen oyuncağımıza geçiyorum. Peki oyuncağımız neyle alakalı? Tabii ki balıklar. Oyuncak bir balık yapacağız arkadaşlar. Hem de hareket eden. Peki malzemelerimiz neler? 1. Kartonumuz var. Gözlerimiz var. Yine bir kartonumuz var. Ölçü alacağımız bazı araç gereçlerimiz bu şekilde. Önce bu büyük kartonumla başlıyorum. Ben kartonumu bir kenarı 20 santim, diğer kenarı da 20 santim olacak şekilde kestim. Yani bir kare elde ettim. Bütün kenarları eş. Siz de bu şekilde bir karton kesebilirsiniz. Şimdi beni dikkatlice izleyin, olur mu? Kartonumu bu şekilde çapraz alıyorum. Ucundan ucuna katlıyorum. Katladığım yerleri de şöyle belirginleştiriyorum. Sonra açıyorum. Burada zaten hemen bir çizgi belli oldu. Bu parçayı da çizgiye doğru alıp tam çizginin üstündeyken katlıyorum. Bakın hemen burada da bir çizgi oluştu. Aynısını buraya da yapıyorum. Ve katlıyorum. Ondan sonra tekrar açtım. Şu en son katladığım köşeler var ya. Buradan böyle tutuyorum. Bakın arkadaşlar, burada şöyle bir çizgimiz var, görüyor musunuz? Şimdi makasımızı alıp şuralardan başlayıp şu çizgiye kadar böyle keseceğiz. Ama bu çizgiyi aşmayacağız, tamam mı? Yavaşça başlıyorum. Şöyle çizikler makasla atıyorum. Arkadaşlar ben bunları keserken siz de hemen Şehir ve Çocuk kanalına abone olun, olur mu? Beğenin, paylaşın ve yorum yapın. Evet arkadaşlar, bakın şu an hepsini kesmedim. Şurada böyle bir parçam kaldı. Peki bu parçayı neden bıraktım? Parçayı böyle yarım daire şeklinde keseceğim, tamam mı? Şuradan başlıyorum. Evet, bu şekilde kestim. Şimdi şeklimi tekrar açıyorum. Ve şu kenarları böyle üst üste gelecek şekilde yapıştıracağım. Bunun için ne kullanacağım? Tabii ki yapıştırıcı. Yapıştırıcımı alıyorum. Böyle sürüyorum. Yapıştırdım. Şimdi kuruması için birazcık bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi de tekrar bir kartonumu alıyorum. İki tane yuvarlak çizeceğim ama biri büyük, biri daha küçük. Büyük yuvarlağımı böyle oyun hamurumun kapağıyla çiziyorum. Çizdim. İçine de daha küçük olan bir kapağımla daha küçük bir daire çiziyorum. Daha sonra bu küçük olan dairemin içini kırmızı boyayla boyuyorum. Siz başka renkte de boyayabilirsiniz. Evet, boyadım. Şimdi de bu parçayı kesiyorum. Bu kalan kartonumu ne yapıyorum arkadaşlar? Atmıyorum. Kenara ayırıyorum. Başka bir etkinlik için kullanacağım çünkü. Evet. Peki bunu ne yapacağım? Bunu neden kestim arkadaşlar? Bunu da balığımın ağzının içine böyle koyacağım. Dili gibi durmuyor mu? O yüzden buna da hemen birazcık yapıştırıcı sürüyorum.
Ve bunu da balığımın böyle ağzının içine yapıştırıyorum. Peki balığımızın neyi eksik kaldı? Gözleri, kuyruğu ve yüzgeçleri. Hadi onları da yapalım hemen. Hemen gözlerimi alıyorum. İsterseniz kartonun üstüne de göz çizebilirsiniz. Bu şekilde gözlerini yapıştırdım. Şimdi yüzgeçleri ve kuyruğunu yapacağım. Onun için de ben bir kartona böyle bir kalp çizdim arkadaşlar. Bu kalbin altına bir tane daha karton koyuyorum. Birlikte keseceğim. Neden? İki tane kalp elde etmek için. Şimdi böyle üst üste getirdim ve kesmeye başlıyorum. Şu an iki tane kalbim de var. Bir kalbimi kuyruk yapmak için kullanacağım. Diğer kalbimi de böyle ortadan ikiye kesip iki tane yüzgeç yapacağım. Bu kalbimi alıyorum ve ortadan ikiye kesiyorum. Ben bu kalbi ortadan ikiye kestim ama siz lütfen başkalarının kalbini kırmayın, olur mu? Kuyruğum için biraz yapıştırıcı kullanıyorum. Aynı şekilde yüzgeçlerini de yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar, balığımız hazır. Peki balığımız nasıl hareket edecek? Bakar mısınız arkadaşlar, yüzüyor. Çok güzel olmadı mı? Ben çok beğendim. Kıtır çıtır, siz beğendiniz mi? Siz de mi çok beğendiniz? Evet, ben de çok beğendim. Peki balıklarla ilgili önemli bir bilgi daha vereyim mi size arkadaşlar? Dikkat etmemiz gereken bir konu var. Balıklar bildiğiniz gibi denizde yaşıyor. Ama maalesef bazen bizler, bazen fabrikalardan çıkan atıklar maalesef denizleri kirletiyor. Ve bu yüzden de balıklar sağlıklı bir ortamda yaşayamıyor. Çöplerimizi çöplere atalım, denizleri kirletmeyelim, olur mu? Kirletmeyelim ki bu canlı arkadaşlarımız da güzelce yaşayabilsinler. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.